Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum. Daha yeni kitle seslenme için Yalı Çapkını 56. bölüm konuşacağız. Önemli gelişmeler ayrıntılı oldu. Başlık haline geçelim. Notlarımı aldım. İlk başımıza geçelim. Orhan, Kazım, Seyran, Ferit, Abidin ve Şeyh'in başına geçelim. Orhan tam yurt dışına çıkmaya kalkarken Seyran sürpriz yaptı. Polislerle geldi ve özellikle Orhan'ı tutukladılar. Peki Orhan tutuklanacak mı? Orhan'ın tutuklaması demek Korhan ailesine özellikle çok büyük bir prestij kaybeder ve Halis Ağa ne yapacak? Halis Ağa özellikle bir hamle yapabilir mi? Çünkü özellikle Orhan'ın içeri girmesi hem prestij hem basın hem de özellikle dediğim gibi gelir açısından, yani baktığında tamamen Korhan ailesi biter. O yüzden Halis Ağa bir şey yapması lazım. O yüzden Kazım aile sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Yani Kazım aile bir görüşme ihtimalleri var. Gelelim Ferit ve Seyran başına. Seyran özellikle Orhan'ı yakalatması, Ferit ile Seyran arasındaki buzları tam eritmişken tekrardan karşı karşıya gelmesi neden olur. Peki Seyran ile Ferit boşanır mı? Seyran ile Ferit boşanmaz ama Seyran ile Ferit ilişkisi artık yaşamaz arkadaşlar. Bunun altını çizelim, çünkü özellikle evde de konakta resmen Pelin ve bebek meselesi var. Çünkü bebek artık dünyaya gelmek üzere. Peki Pelin ne yapacak? Çünkü Pelin Ferit'le evlenmek istiyor. Bu anda en büyük engel tabii ki Seyran. Ama Seyran özellikle Ferit'ten boşanmayacaktır. Bunun altını çizelim. Peki Nevra meselesi var. Nevra özellikle hiç gözünü kırpmadan yüklü miktarda Ferit'e para verdi. Ve babasını kurtarmak için adamlara para verdi. Ve tam tekneyle kaçarken özellikle polisler geldi ve tutukladı. Bunun altını çizelim. Peki Şeymuza ile Kazım'a bir işbirliğine devam ediyor. Özellikle Korhan ailesini bitirmek için alt işler zaten. Yani özellikle Kazım Ağa ne dedi? Artık ailem için yaşayacağım dedi. Aileme önem vereceğim dedi. Özellikle Seyran ve Sunay'a gerçekten eskisi gibi davranmayacak. Artık yeni bir sayfa açıldı. Yani özellikle Kazım Ağa ailesi ailesine tekrardan kavuştu. Tabii ki zorlu bir süreç geçirdi. Yani ormanda tam öldürülecekken adamların imdadına kim yetişti? Tabii ki Şeymuz, Ferit ve Abidin yetişti. Adamları orada kurtardı ve omzunda taşımıştı. Kazım'a ambulansla kadar oradan hastaneye gitti. Zor bir süreç geçti ve iyileşti artık. Dediğim gibi özellikle biz çok büyük büyük hamleler izleyeceğiz. Bunun altını çizelim. Gelelim Orhan Gülgün meselesine. Orhan'la Gülgün barıştı mı? Evet, barıştı ama tekrardan ayrılır. Neden? Çünkü Orhan yurt dışına çıkmak istediğini söyledi Gülgün'e ve Gülgün evinde kaldı. Kimse bunu tahmin edemedi ama kim tahmin etti? Kazım Ağa tahmin etti ve Kazım Ağa'nın dikkati sayesinde Orhan enselendi. Yani Orhan'ı tutukladılar ve yakaladılar. Peki dediğim gibi önemli gelişmeler olacak. Zaten evde konakta resmen fırtınalar kopuyor. Peki Pelin, Ferit, Nevra, Selen başına geçelim. Peki Nevra neden Ferit'e yüklü miktarda para verdi? Bunun bir nedeni var mı? Belki hoşlanmış olabilir. Belki yeniden bir ilişkiye başlamak istemesi olabilir. Yani her şey olabilir ama Pelin dediğim gibi Ferit'i yalnız bırakmıyor ve boş bırakmıyor. Artık çocuğu doğmak üzere. O yüzden hem Halisa hem de Şemuz'a artık Ferit'e baskı yapacaktır. Bu baskı sonucunda tabii ki Ferit ne yapacak? Önemli bir kararı olacak ama dediğim gibi Seyran Ferit'ten boşanmadı sürece Pelin'le de evleniyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Gelelim evdeki dengelere. Evde dengeler alt üst olabilir. Çünkü yerde ifakat Orhan. Çünkü Orhan'ın tutuklanması ifakatın derinden üzer. Çünkü ifakatla Orhan'ın bir ilişkisi var. Bir işbirliği var. Bu işbirliğini kim biliyor sadece? Kaya ve Suna biliyor. Neden? Özellikle Halis Ağa'nın imza yetkisini almak istediğini Suna ve Kaya biliyordu. Zaten Orhan'la Kaya karşı karşıya gelmiş. Kaya ne dedi? Her şeyi biliyorum. Dedemi anlatacağım demişti. Yani çünkü özellikle Halis Ağa hem Orhan'ın tutuklandığını öğrenince hem de özellikle imza etkisini ifakat almaya kalkmasını öğrenirse gerçekten evde fırtınalar kopar. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Peki şimdi diğer başlığımıza geçelim. Kazım Ağa'yla Şeymuz'a Seyran ve Latif başlığına geçelim. Evet, özellikle Latif Seyran'a devamlı bilgi veriyor. Neden? Çünkü Seyran'ın elinde büyük bir koz var. Çünkü bütün tasarımları, bütün her şeyi yapan beyin takımı kimmiş? Latif Bey'miş. Latif Bey özellikle Seyran'a bütün haberleri veriyor. Tabii ki Seyran özellikle Şeymuz Ağa ve Kazım Ağa'ya bu durumu anlatabilir, anlatır mı? Anlatma ihtimali yüksek arkadaşlar. Çünkü eğer ki bütün tasarımları Latif'i yaptığını öğrenirse Kazım Ağa ile Şeymuz Ağa gerçekten en öyle bir konu düşüyor ki onlar da karşı bir atak yapma ihtimalleri var. O yüzden özellikle ticaret anlamında, iş anlamında karşı karşıya gelecek diye düşünüyorum. Neden Kazım Ağa özellikle ne dedi? Bütün Gaziantep'i İstanbul'a taşıyacağım dedi. O yüzden Kazım Ağa ile Şeymuz Ağa özellikle iş anlamında karşı karşıya gelecek Halis Ağa ile. Ama Halis Ağa Kazım Ağa ile bir İş birliği yapar mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü Orhan'ın içeri girmesi
Kazım özellikle Halis Ayçiçek hiç iyi değil.